Öğrencilik zor bir meslektir. Her ne kadar öğretmenlik bir meslekse öğrencilik de bir meslektir. Ben öğrenciliğin hep bir meslek olduğunu söylerim. Şimdi başta nasıl başlarsak sonu da öyle gider. Öğrencilerin genellikle üniversite veya liselerde, okullarda yıl içerisinde büyük bir aşkla başlarlar. Büyük bir özveriyle başlarlar. Sınav zamanı gelince biraz heyecanlanırlar, biraz strese girerler. Sınavlar bitince rahatlarlar. Ondan sonraki sınavlar başlayınca yine bir stres başlar. Şu an stres dönemleri. Çünkü son sınavlarına yaklaşıyorlar okuldaki öğrenciler. İşte ne çıkacak, nasıl sorular çıkacak, neler çıkacak diye bir heyecan yaşarlar. Fakat disiplinli ve düzenli, programlı çalışan öğrencilerde bu heyecan, bu stres, bu panik olmaz hiçbir zaman. Bizim öğrencilerimizde yani ülkemizde maalesef öğrencilerimizin büyük bir bölümü plansız ve programsız çalışmaktadır. Bir programları yok. Üniversiteye çalışan öğrenciler, üniversiteye hazırlanan öğrencilerde de aynı durum görünüyor. Mesela ben daha çok üniversiteye e, öğrenci hazırlıyorum. Onlarda da şu an bir stres var. Biz onlara da aynı şeyi söylüyorum. Diyorum ki planlı ve programlı çalışırsa bir öğrenci sene başında nasıl başlarsa sene sonunu da öyle getirir. O şekilde gider. Fakat bizde sene başındaki bu aşk senenin ortasında kayboluyor. Yoruluyor, sıkılıyor, bunalıyor. İşte hocam olmayacak, yapamayacağım diye. Çünkü biz bir işte zorlanabiliriz. Çok da gerginleşebiliriz. Ben öğrencilere de şunu söylüyorum. Eğer üniversiteye hazırlandığınızda saçınızı başınızı yoluyorsanız, kafanızı duvarlara vuruyorsanız doğru yoldasınız. Siz üniversiteyi kaçıncı sıraya korsanız üniversitede sizi o sıraya koyar. Yani ertelerseniz bir şeyi ertelenirsiniz. Siz ne kadar ertelerseniz o kadar o da sizi erteleyecektir. Rutininizi bozmamamız gerekiyor. Çünkü rutin rahmani bir şeydir. Rutin rahmettir. Şimdi havalarda ısınıyor bahar aylarında her sene Nisan, Mayıs gibi havalar ısınınca öğrencilerde de bir gevşeklik başlıyor. Bir rahavete, daha çok rahavete kapılmaya başlıyorlar. Havaların ısınmaması onlar için çok büyük bir fırsat. Ben hep onların defterlerine şey yazıyorum, gri havalara dikkat edelim diye. Gri havalarda ders çalışmak çok güzeldir. Hava serindir. Sizi yormaz. Fakat sıcak havalarda, baharda çalışmak zordur. İnsan anatomisinde de vardır. Baharı görünce Güzel havayı görünce gevşer, rahmete kapılır. Öğrenciler de diyor ki dışarıda hafif bir rüzgar var, hava da çok güzel. Şimdi sahilde yürüme zamanı, dışarı çıkıp e, gezme zamanı. Fakat ders çalışmak biraz daha zor geliyor diyor. O yüzden onlara bu havalarda hatırlatacağım şey planınızı bozmayacaksınız, programınızı bozmayacaksınız. Yıl içinde yaptığınız plana sadık kalacaksınız. Baharda bu havalarda çalışmayı ertelerseniz ertelenirsiniz rutini bozarsanız, rahmani olanı bozarsanız siz bozuk bir şeyle şeytanla uğraşmak zorunda kalacaksınız. O yüzden şeytanla uğraşmayıp sorularla uğraşmak, kitaplarla uğraşmak, derslerle uğraşmak daha güzeldir bence. Öğrencilerimizin çoğundan da bu konuda şikayetçiyim. Sanki çocuk yüzde yüz bir üniversiteye yerleşmek zorunda. Lise bitti, liseden sonra mecbur bir mecburi bir hizmet olarak üniversiteye yerleşmek zorunda. Bunun içinde bütün yollar mübahtır. E, i̇stediği şeyi yapabilir, işte kitap eksik mi, ne eksik, neyin eksik, ne, ne var onları alalım diye. Öğrenciden daha çok veli bir heyecan yaşıyor, veli bir panik yaşıyor. Burada çocuğa, e, çocuğun elinden tutup onunla bu yolculukta beraber gitmesi gerekiyor velinin. Çocuğa bu yolda çıkan engelleri veli değil, öğrenciyle beraber velinin de öğrenciye yardım ederek öğrencinin aşması gerekiyor. Bizim velilerimizde bu bilinç olmadığı için öğrencilerimiz daha da zorlaşıyor, durumları daha da zorlaşıyor. Velilere bu konuda benim söyleyeceğim şey öğrenciyi rahatlatmaları gerekmesi. Çünkü bana her gün öğrenciler geliyor, anne babasının e, sen bu işi yapamayacaksın, artık bu işi başaramayacaksın, işte bak herkes şunu yapıyor, sen hala buradasın, şu şekilde e, bilgilerin hala eksik, argo tabirler de kullanabiliyorlar. Bu da çocukları daha çok geriyor. Gelince de çocuk başarısız oluyor. Başarısızlığının sebebi, altında yatan sebep de çocuğun çalışmaması ama bir de velinin tutumu. Veli çocuğu geriyor. Çok strese koyuyor ama bunun farkında değil. Ben veliyle konuştuğumda o da diyor ki hocam ben başarısını istiyorum. Daha güzel şeyler yapsın istiyorum. Ama daha güzel şeyler yapabilmesi için senin de daha güzel şeyler yapman lazım. Ona daha güzel yaklaşman lazım. Annelerin daha çok böyle stres ve gergin olduklarını görüyorum çocuklarına karşı veleri daha dikkatli ve daha rutin yaklaşmaları gerekiyor onlara karşı.